BRTV ana haber bülteniyle karşınızdayız sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş kentsel dönüşüm toplu temel atma törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, CHP ve şürekasının kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır dedi. Deprem felaketi, özellikle kentsel dönüşüm hamlelerinin ne kadar isabetli olduğu bir kez daha ortaya koymuştur. Yine bu süreçte Türkiye'deki sığ muhalefet anlayışının ülkemize ödettirdiği bedelleri acı da olsa görme fırsatı bulduk. Biliyorsunuz, kentsel dönüşümle ilgili ne zaman bir adım atsak CHP ve şürekası hep karşımıza dikildi. Milletimizin hayrına yaptığımız her işe takoz koyan bu istemezlikçi ekip, doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Bunun için her yolu denediler. Her yalanı söylediler. Kentsel dönüşüme ransal dönüşüm diyerek projelere kara çaldılar. Çeşitli illegal örgütler vasıtasıyla firmaları, işçileri ve mülk sahiplerini tehdit ettiler. Kendileriyle aynı ideolojik kafa yapısına sahip meslek kuruluşları ve odalar aracılığıyla projeleri mahkemeye götürdüler. Kendilerine hak gördükleri güvenli, modern, dayanıklı konutlar maalesef benim Maraşlı, Hataylı, İstanbullu kardeşime adeta lüks gördüler. Hasılı, kentsel dönüşüm projelerini durdurmak, milletimizi sağlıksız yapılarda yaşamaya mahkum etmek için söylenmedik yalan, atılmadık iftira bırakmadılar. Biz bu tavırlarını uzun yıllar beceriksizliklerine, iş bilmezliklerine yorduk. Ancak son seçim sürecinde meselenin bu kadar masum olmadığını anladık. CHP ve şürekasının kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır. Bunlar vatandaşa hizmet etmezler. Vatandaşın refahının, hayat kalitesinin, yaşam standardının yükselmesini de istemezler. Bunların gözünde seçmen ancak tıpış tıpış oy verdiği, kendilerini kayıtsız şartsız desteklediği zaman insanıdır. Diğer türlü millete nasıl baktıklarını 14 Mayıs'tan sonra gördük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından valiler kararnamesi imzalandı. Resmi gazetede yayımlanan valiler kararnamesine göre 57 ile yeni vali atandı. Karabük Valiliğine Adana Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz atanırken Karabük Valisi Fuat Gürel Mülkiye Başmüfettişi olarak Merkez Valiliğinde görevlendirildi. Bir süreden bu yana merakla beklenen valiler kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı ve resmi gazetede yayımlandı. Bugünkü resmi gazetede yayımlanan valiler kararnamesine göre Adana Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, Karabük Valisi olurken yaklaşık 5 yıldan bu yana Karabük Valiliği görevinde bulunan Fuat Gürel ise Mülkiye Başmüfettişi olarak Merkez Valiliğinde görevlendirildi. Bölgemizden Kastamonu'nun başarılı valisi Avni Çakır, Muş Valiliğine atanırken Kastamonu Valiliği Meftun Dallı atandı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutunmaz da Karabük Valisi gibi merkeze alındı. Zonguldak Valiliğine ise Osman Hacı Bektaşoğlu atandı. Düzce Valisi Cevdet Atay Şırnak Valiliğine atanırken Selçuk Aslan ise Düzce Valisi oldu. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı. Çankırı Valisi ise Mustafa Fırat Taşolar oldu. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu Bitlis Valisi olarak atanırken Sinop Valiliğine Mustafa Özarslan atandı. Samsun Valisi
Zülkif Dağlı Çorum Valiliğine atanırken Samsun Valisi Orhan Tavlı oldu. Karabükle hemşehrimiz Mehmet Makas Erzincan Valiliğinden Kırıkkale Valiliğine görevlendirildi. Eflani eski kaymakamlarımızdan olan Kilis Valisi Recep Soytürk Tekirdağ Valiliği görevine atandı. Giresun Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı burada açıklamalarda bulundu. Fındığın markalaştırılması konusunu tekraren altını çizmek isterim. Çünkü uluslararası pazarda fındığın sadece ham madde olarak değil, bir yerde toplandı, bir araya getirildi, ondan sonra da bunu ihraç ettik, tamam işimiz bitti olarak değil. Bunu markalaştırarak, katma değerli ürün haline getirerek hem bu ürünün dünyada bir numaralı üreticisi olan Türkiye'nin gereken yeri alması hem de bu paydan, bu gelişim payından şehrin ve ülkenin pay almasını mutlaka sağlamamız gerekir. Mesela Giresun Tombul fındığı bu Avrupa Birliği'nden tescil aldı ve bir dünya markası oldu. Ama yine söylüyorum, bu bir ham madde. Yani bunu katma değerli ürünlerin içerisinde kullanarak bunun değerini 3 liraya satıyorsanız 30 liraya satacak hale getirmek zorundayız. Yani bu hepimizin mükellefiyeti. Cumhurbaşkanımızın biz liderliğinde bakanlık olarak söyleyeyim aynı zamanda hem üreticimizin, çiftçimizin yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz. Yani farklı farklı şeylerle, gerçeklikten uzak konuşmalarla insanımızın kafası karıştırılmak isteniyor. Bu her zaman için böyle. Çünkü omuzunda küfe yokken konuşmak kolay. Türkiye yüzyılında, bu yeni dönemde de tarımla alakalı her sektörü, her noktayı daha ileriye taşıyacak bir sürecin içerisinde olduğumuzu biliyoruz. O yüzden şunu da söylememe müsaade edin. Gerçekten kendine güvenmek başka bir şey. Potansiyelinin farkında olmak başka bir şey. Sadece kendimize değil, bu memleketin üreticisine, bu memleketin çiftçisine her şeyden çok daha fazla güveniyoruz. Çünkü bunun için bir sebebimiz var. Pandemi çıktığı zaman Avrupa'daki çiftçiler evlerine kapandılar ama bizim üreticimiz, çiftçimiz hiç geri durmadı. Gitti tarlasında, bağında, bahçesinde gereken bütün faaliyetlerini yerine getirdi. O yüzden bizim memleketimizde elhamdülillah herhangi bir şekilde herhangi bir gıda ürününün arzıyla alakalı bir güvenlik sorunu yaşanmadı, yaşanmayacak. Yani biz buna güvenmeyeceğiz de neye güveneceğiz? Çünkü bizim icraatlarımız, AK Parti hükümetlerinin icraatları hiçbir zaman için lafla olmamıştır, söylenmiştir ve yapılmıştır. Bundan sonra da inşallah böyle olacak. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan piyade uzman çavuş Mustafa Sezer'in Zonguldak'taki ailesine şehadet haberi ulaştı. Kozlu Merkez Mahallesi Şehit Recep Eraslan Caddesi'nde yaşayan baba Mehmet Emin ile anne Yasemin Sezer'e, oğullarının Topbaşı Mahallesi'ne ikamet eden Aleyna Sezer'e ise eşinin şehadet haberi yetkililerce verildi. Şehidin evine ve baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehit Sezer'in 6 aylık erkek bebeğinin olduğu öğrenildi. Zonguldak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Kozlu nüfusuna kayıtlı piyade uzman çavuş Mustafa Sezer'in Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğu belirtilerek aziz şehidimiz piyade uzman çavuş Mustafa Sezer'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınları, milletimiz ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyoruz ifadesine yer verildi. Karabük'te minibüs ve otobüs sahipleriyle son ana kadar anlaşma sağlamak istediklerini fakat anlaşamadıklarını ifade eden Karabük Belediye Başkanı Afet Vergili, belediyeye dava açmaya hazırlanan minibüs ve otobüs sahiplerine seslendi. Vergili, bir kanun değişikliği yazamayan avukat size rehber olup dava falan kazanamaz. Şu ana kadar sahip olduğunuz hakların hepsini kaybedersiniz. Ben olsam da olmasam da benden sonraki belediye başkanı da belediye menfaatlerini koruyacaktır dedi. Biz isterdik yani Karabük'te öncelikle bütün dolmuşçusu, işte efendim diğer otobüs işletmecisi hep bir arada bu işi çözelim. Doğru. Yani yarın bir gün birileri biz bu işten zarar ettik, efendim söyleyeyim bu iş dolayısıyla bizim işimiz bozuldu demesin diye.
Ve kendilerine de en az 4-5-6 kere en son biz bu taşıtları sefere koyana kadar, ondan hatta 3 gün öncesine kadar yine dolmuştan iştigal eden arkadaşlara teklif ettim. Gelin beraber yapalım bu iş diye. Önce başlayalım. Zaman içerisinde de arabalarınızı değiştirin. Bizim renklerimize boyayın arabalarınızı. Evet. Tek bir fiyat yapalım. Biz size ayrıca kar garantisi verelim. Yani sizin zararınız hiçbir zaman söz konusu olmasın. Çünkü size şöyle söyleyeyim, yani toplu taşımalarda belediyeler süspans eder. Hiçbir zaman kar etmez. Eğer bir zarar varsa ortada, bunu süspans eder. Şimdi biz bunlara dedik ki size kar garantisi de verelim. Yanınızda çalışan kişi veyahut da kendiniz de şirkette sigortalı olarak çalışabilirsiniz. Ben bu arkadaşları bir türlü bu işe ikna edemedim. Şimdi İstanbul'dan bir avukat bulmuşlar. Her duraktan birer tane temsilciyle beraber belediyeye bir dava açacaklar. Çünkü o avukat işte bizden bir sürü evraklar istemiş, belli yani. Ön bir dava hazırlığı yapıyor. E ne faydası olur size bunun? O avukat o kadar biliyordu da geldi zamanında bizimle de görüştü. Ben bunlara dedim ki bakın, Türkiye genelinde dolmuşçuların böyle bir problemi var. Sizin hattınız yok. Yani hiçbirisinin hattı yok. Onlar öyle milyonlara, milyon paralara falan hat satıyorlar ama hayali satıyorlar yani. Hayali satıyor. Yok böyle bir hak. Yani hat yok. Yani hak da yok yani böyle uzun süreli. Ben bunu defalarca müfettişe de anlattım. Bakın kardeşim, bu adamların bir hak zayiatı oluyor. Bu adamları almış bunu, bir hat satın almış. Bu paraları tasarruf niyetiyle almış. Çoluğuna çocuğuna da bunu miras bırakacak. Bunu doğru. Zenginin abidesi olarak almamış. Ama anlatamıyorsun. Hayır kardeşim diyor. Böyle bir olay yok. Sen 10 yıldan fazla da hattı veremezsin diyor. Dedim ki bununla ilgili kanun değişikliği yapalım. Türkiye genelinde. Size bir faydamız olsun. Siz bize zamanında 2000 tahmin ediyorum 11-12'de bir kanun değişikliği olmuş. Hiç kimse itiraz etmemiş. Zaten oradan bu yani problem yaşanıyor. Yani dolmuşçuların yaşadığı problem bundan. Siz bir kanun değişikliği olarak bana tasarıyı yazın, taslağı yazın. Ben bunu benim parti grubumdan çünkü görüştüm, söz aldım. Benim parti grubum bu kanun değişikliğini yaptıracak. Sizin de haklarınızı korumuş olacağız dedik. Bunların şu anda bana dava açacak avukat tanıdım bunu söyledim. Kanun değişikliğiyle ilgili iki satır yazıp da elime dosya verememiş adam şimdi kendi 3-5 kuruşluk menfaati için dolmuşçuların burada tüm tamamını krize sokacak şekilde harekete girmiştir. Dava açacaklar. Ona davayı vermişler. Bakın ben buradan bir daha söylüyorum. Arkadaşlar ben hiç kimseye zarar vermek için belediye başkanı olmadım. Ben bugüne kadar herkesin malının değerlenmesi için elimden geldiği kadar gayret sarf ettim. Sizin de dolmuşlarınızın para etmesi için, hatlarınızın para etmesi için 15 yıldan bu tarafa ne taksi, ne dolmuş durağı, ne halk otobüsüyle ilgili bir tane hat satışı yapmadım. Hat satmadım. Ben bunları da satabilirdim. Dünya kadar gelir elde edebilirdim yani bak bu işte. Evet. Satmadım. Şimdi sizi yanıltıyorlar. Bir kanun değişikliği yazamayan bir avukat size rehber olup da burada dava falan kazanamaz. Şu ana kadar edinmiş olduğunuz hakların hepsini de kaybedersiniz. Ben size bunu söyleyeyim. Yani ben olsam da ben olmasam da benden sonra gelecek belediye başkanı da yine belediyenin menfaatlerini koruyacaktır yani. Mutlaka. Yani belediyeye zarar verecek her şeyin karşısında olur. Ha, siz benimle yan yana geldiğiniz zaman evet şöyle yaparız, böyle yaparız. Ben söylediğimi de yaparım ama benden başkası onu da yapamaz. Çünkü ortada yani şöyle söyleyeyim, bakanlığın sürekli olarak yazmış olduğu bir ihtar var yani. Sel felaketinin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ile Bartın'ın Ulus ilçelerinde aradan geçen 2 yılda afetin izleri silindi. Bozkurt'ta şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişi yaşamını yitirdi. 7 kişi kayboldu. İş yerleri ile çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı. Onlarca binada zarar oluştu ve altyapı kullanılamaz hale geldi. Felaketin ardından yürütülen çalışmalarla ilçede selin izleri büyük oranda silindi. Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Kastamonu Valisi Avni Çakır öncülüğünde bütün kamu, kurum ve kuruluşlarının el birliğiyle bölgeyi ayağa kaldırmak için çalıştığını söyledi. O dönemde şunu söylüyordum, Karadeniz'in en güzel ilçesini inşa edeceğiz diyordum ve şu anda Karadeniz'in en güzel ilçesini inşa ettik. Şöyle söyleyeyim,
Burada bütün altyapının hemen hemen ilçe merkezinde %100'ü değişti. Ayrıyeten 649 tane merkezde konutumuz, 123 tane dükkanımız, 52 tane normal sanayi sitemizde dükkanımız, 2 tane büyük fabrikamız, okullar, pansiyon, spor tesisleri, kaymakamlık binamız, emniyet binamız, ana meydanımız, millet kıraathanemiz, bunların tamamı ilçemizde inşa edildi. Şu meydanda yaklaşık 65 bin kamyon rusubat temizlemiştik o dönemde. Çünkü Ezine Çayı içerisinde 46 kilometrelik havzanın bütün malzemesi buraya yığılmıştı. Şu anda bu meydanda vatandaşlarımız huzur içerisinde oturuyorlar ve gelip İstanbul'dan özellikle ilçemize geçen yıl gelip bu yıl gelenler teşekkür için kaymakamlığımıza uğruyorlar. Bozkurt 2 sene önce bir cehennem gibi. Hani böyle affedersin yani yol, nereye bunları yürüyorsun? Çizmeler bunlarda yürüyorduk. Ayaklarımızda yürüyemiyorduk yani, ama şimdi Allah'ım şükür olsun devletimizin sayesinde burası için cennet oldu, cennet. Bartın'da ise sağanağın bazı bölgelerde sele yol açması sonucu araçlar sürüklendi. Çok sayıda iş yerini ve evi su bastı. Yağış nedeniyle Bartın Karabük Karayolu Yenihan mevkisinde yol çöktü. Bir araç sel sularına kapıldı. Ulus ilçesinde 359 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Kumluca beldesi Akören Söküler köyünde 80 yaşındaki Arife Ünal sele kapılarak hayatını kaybetti. Kentte aşırı yağışların sebep olduğu sel nedeniyle 13 köprü, 3 ev yıkıldı. Ağır hasarlı 46 yapı tespit edildi. 49 araç sel sularına kapıldı. 94 konutta ise eşya zararı belirlendi. Selde 44 köy ve mahallede 544 dekar tarım alanı ile 6600 metrekarelik dikili sera, çoğunluğu hayvan ve tavuk yemi olan 172 ton mahsul, 40 bin kapasiteli bir tavukçuluk tesisi ile 10 bin kapasiteli alabalık tesisi zarar gördü. Selden 333 çiftçi etkilenirken toplam tarım hasarı 3 milyon 801 lira oldu. Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 7 evin kullanılamaz hale geldiği yangın kontrol altına alındı. Uzla köyü Ülde mahallesinde Hasan Demirci'nin evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede diğer evlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında Tevfik ve Mehmet Değirmenci'ye ait ikişer evle Hasan Demirci, Şaban ve Murat Değirmenci'ye ait 7 ev tamamen yandı. Kastamonu valisi Avni Çakır, yangının elektrik kontağından çıktığının tahmin edildiğini belirtti. Elektrik kontağından çıktığı bilinen bir yangın meydana geldi. Evlerin ahşap oluşu ve çok yakın birbirine de konuşlanması sebebiyle de yangın itfaiye ekiplerimizin müdahalesine kadar diğer evlere sirayet etti. Sonuçta toplamda 7 daire bu yangından etkilenerek tamamen kullanılmaz hale geldi. Bina olarak 5 binamız ama 2 binada çift daire vardı. Toplamda 7 daire dolayısıyla yangın etkilenmiş oldu. Şu an itibariyle saat 02.30 itibariyle de yangın tamamen kontrol altına almış oldu. Arkadaşlarımız şu an soğutma çalışmalarına devam ediyorlar. Yangında etkilenen dairelerden 7 daireden 3 tanesinde yaşam vardı. Toplam 10 vatandaşımız bu yangından etkilendi. Allah'a şükür ki herhangi bir can kaybımız yok, yaralanmamız söz konusu değil. Herhangi bir hayvan varlığı da bu evlerde söz konusu olmadığı için o anlamda herhangi bir kayıp söz konusu değil. Biz komşudaydık. Cırıltı olunca koştum ben. Merdivandan çıktım. Kapıyı açınca yalın üzerime geldi. Ocaklarda ateş yoktur yani. %100 elektrikten kaynaklandı. Suyla muyla müdahale ettik. Baktık bizim söndürecek halimiz yok. Etfaiye telefon edildi. Etfaiye geldi işte. Tamam. Evimiz işte yandı. Biz ilçedeydik. Buraya geldiğimizde yangın başlamıştı. Bartın'da 11 Ağustos 2021'de bir kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda ev, iş yeri ve aracın su altında kaldığı sel felaketinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen yaşanan korku hafızalardaki tazeliğini koruyor.
Selden en çok etkilenen Ulus ilçesine bağlı 200 haneli Zafer Köyü'nde ikamet eden ve selin ardından duygularını eşimle helalleştik diyerek gözyaşları içerisinde anlatması, sosyal medya platformunda geniş yer bulan Mustafa Ünal, aradan geçen 2 yılda yaşadıklarını unutamadı. Şimdi biz hala o günler gelecekmiş gibi bekliyoruz. Sıkıntılar içimizde. İnanın ben bu evde kalıyorum ama yani hakikaten de kuşkuluyum. Çünkü o akşamki anılarım daha bir başkaydı. Çare yok, kimseden kimseye fayda yok. Feryatlar, sular, arabalar gidiyor bu taraftan böyle bu tarafa doğru. İçinde şoför yok. Su çıkmış, evin ikinci katına çıkmak arabalar üzere. Arabalar sürükleniyor. Tabii arabalar gidiyordu. Evin ikinci katına kadar su çıktı. Baktık kurtuluş yok artık. Az yani söylemesem elbise her şeyden vazgeçtim. Az param vardı, cebime koydum. Gömleğim, bir pantolonumu. Bir de kazan var, attım çatıya. Dedim ki ya belki biz ölürsek, belki birileri gelir bu parayla bizi defin eder. Böyle bir şeyler. Attık, bunu da düşündünüz o anda. Düşündük, o anda düşünüyoruz. Çünkü hayatın bittiği an. Yıllar emek vermişsin. Şey yapmışsın. Artık bir anda hayatın bittiğini öğreniyorsun yani. Rabbime yalvarıyorsun, o oradan feryat ediyor. Ama kimsene fayda vermedi, bir mahşer yeri. Lokanta işletmecisi Haşim Avcı'da büyük bir afete uğradıklarını ve o gece sanki dünyanın alt üst olduğunu sandıklarını kaydetti. O gece bir alemdi yani. Dünya birbirine şöyle alt üste geldi yani. Ben de evdeydim, 60 kata çıktım ve 3 metre sel balkona çıktı. Artık bir de bir kamyon götürdü 40 ayak sel. Daha 100 metre eve bir vurdu, ev bir sallandı, tamam dedi. Kerime şehadet götürdük. Öyle bir olay yaşadık yani. Akören Söküler Köyü sakini Kamil Çardak ise o gün yağmurun bardaktan boşanırcasına yağdığını, evlerin, yolların zarar gördüğünü, mahallesindeki bir kişinin de sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini söyledi. Biz feryat ettik ya, ama sağ olsun devletimize, milletimize bucakladı bizi, kaldırdı bizi. Bundan daha ne istersek. Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül şehadetinin 6. yılında anılıyor. Evladının mezarının da bulunduğu Köprüyanı mahallesinde yaşayan anne Ayşe Bülbül, Eren'in acısını hiçbir zaman unutmadığını söyledi. Benim evladımın yaptığı iş unutulmaz. Ruhu şad olsun, tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun, yattıkları yer nur olsun. Sadece benim evladımın değil, tüm şehitlerin. 6 yıl oldu, tabii ki içimde bir burukluk, bir acı, bir üzüm var, yok değil. Ama evladımın, benim 13 tane evladım var. Bir tanesini vatan için şehit verdim, mutluyum, huzurluyum. Mutlu yadayırım, mutlu kalkayırım. Tek beni üzen benim evladımın hayattaki çektikleri. Diyecek bir söz yok, vatan sağ olsun demeden başka bir sözümüz yok. Sizlere 6 yıl, bana 6000 yıl oldu. O kadar büyük özlem. Ben ilk etapta dedim ki yani zaman ilerledikçe acı biraz öyle derler. Yani bir ada sözü var ki kefen soldukça, zaman uzadıkça acı biraz solar. Hayır, zaman uzadıkça acı daha çok büyür. Vatandaşlar, Türkiye'yi yasa boğan ve sosyal medyadaki biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın paylaşımıyla milyonların gönlünde yer edinen Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret ediyor. Zor bir durum. Üzüntülüyüz. Allah annesine, ailesine sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Gerçekten hani böyle vatan evladı, böyle vatansever çocuklara hepimizin ihtiyacı var. Şu an bile duygulanmamak elde değil. Diyecek söz çok ama yani şeyimiz, acımız büyük yani hani. Meriç Camii Derneği ve Kurtuluş Mahallesi Muhtarlığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla her yıl düzenli olarak yapılan geleneksel aşura yemeğinin bu yıl 27.si düzenlenecek. Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Murat Ermiş bugün kanalımızı ziyaret ederek 13 Ağustos Pazar günü saat 13.30'da Kurtuluş Mahallesi Meriç Camii'nde düzenlenecek etkinliğe tüm Karabüklüleri davet etti. Ben bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum Berete ve ailesine. Bizim nasip olursa bu sene 27'sini yapacağımız
aşure ve aşemi ikramımıza tüm halkımızı davet ediyoruz. Biz yaklaşık işte pandemiyi de dahil edersek 29.sü oluyor bu sene. Ama işte 2 yıl yapamadık. Yine biz örf ve adetlerimizi, geleneklerimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Nasip olursa da 13 Ağustos Pazartesi, Pazar günü öğlen namazına mütakip Kurtuluş Mahallesi Meriç Camii'nde ikramlarımız olacak. Ben sizin aracınızla tüm Karabük'ü ve sesimizin ulaştığı insanları davet ediyoruz. Güzel bir etkinliğimiz yıllardan beri devam ediyor. Emeği geçenden, yardımcı olandan, katkısı olandan ben hepsine teşekkür ediyorum. Tabii bizim bu aşurelerimiz Muharrem ayı münasebetiyle yine bu arada Muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yıllardan beri halkımızın, mahalle sakinlerimizin desteğiyle Meriç Camii'nde bu etkinliklerimiz devam ediyor ve devam etmeye de sağ olduğumuz sürece biz bu işlemleri yapmaya devam edeceğiz inşallah. Tabii bizim bu 94 yılından bu tarafa Kurtuluş Mahallesi'nde Meriç Camii'nde Ramazan aylarında da iftarlarımız da sürekli halkın desteğiyle, hayırseverlerin desteğiyle, sizin de Allah razı olsun hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadınız. Ben o konuda gerek Mehmet Çetinkaya Bey'e, gerek Osman Çetinkaya Bey'e ben çok teşekkür ediyorum Beretevi ailesine de. Her zaman yanımda oldular, yanımızda oldular. Olmaya da devam edecekler inşallah. Bunu hep birlikte başaracağız. Tabi tek taraflı hiçbir şey olmuyor. Genelde bu halkın desteğiyle olan bir şey çok da güzel oluyor. İnşallah halkımıza geldiğinde oradaki etkinliğimizi çok iyi görecekler. Almanya'da yaşayan Karabüklü hemşerilerimizle sürekli bağ içinde olan Almanya Karabük Yeniçe ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği bu yılda faaliyetlerine tüm hızıyla devam etti. Kanalımızı ziyaret eden Almanya Karabük Yeniçe ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın 25oğlu, derneğin yıl içinde yaptığı etkinliklerden bahsederken yeni yılın ilk aylarında da bir etkinlik yapmayı planladıklarını söyledi. Şimdi tabii 3. aylarda buradaydım. 3. aylarda veya biz faaliyet yaptık burada. Hem öğrenci giyindirdik. Bir de Ramazan kolisi falan dağıttık. İftar yemeği verdik. Bunun akabinde Almanya'ya dönünce tabii Almanya'da da Ramazan iftarı verdik. Halkımızla, Yenicili hemşerilerimizle ve diğer illerden güzel dostlarımızla beraber. Ve ondan sonra da Kurban Bayramı'nı eda ettik halkımızla, Karabüklü hemşerilerimizle ve diğer illerin dostlarımızla. İşte izine geldik Mehmet Bey ve Osman Bey'in yanına teşekkür mahiyetinde. Bunun akabinde işte dönünce Almanya'da 1. aylarda da gece yapmayı düşünüyoruz inşallah. İşte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani birlik beraberlik içinde Almanya ile Karabük arasında bir güzel bir dostluk, bir sinerji yaratmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim gecelerimizde tabii ki hem gençlerle orta yaşları hani bir araya getirmek, bir aile konsepti içinde hani bir geceler düzenlemek istiyoruz. Tabii ki bunda bir yerel sanatçılar, tabii ki olursa da güzel bir sanatçılarla anlaşabilirsek hani inşallah 1. aylarda da buradan da misafirlerimizi davet edeceğiz. Milletvekillerimizi, valimizi, belediye başkanlarımızı. İşte bu birlik beraberlik içinde güzel bir gece olmasını diliyoruz inşallah. Evet, Almanya'nın Gladbeck şehrindeki Karabük Yeniceliler Derneği Başkanı Yalçın 25 kardeşimizin, dostumuzun her geldiğinde Beretebe ziyareti bizi mutlu ediyor. Az önce Ocak-Şubat ayında Almanya'da bir Karabük gecesi düşündüklerini söyledi. Daha önce de bir 14 Şubat'ta sevgi gecesi olmuştu Almanya'da. Evet. Mehmet Erşahin başkanımız ve çok sayıda Karabük'ten davetli katılmıştı. İnşallah Karabük'te yeni bir dönem başlıyor Yalçın Başkan. İnşallah. Yeni valimiz atandı. Yeni rektörümüz, yeni emniyet müdürümüz, Karabük'te yeni milletvekillerimiz, 3 yeni milletvekili. İnşallah Karabük'ün üst düzey yöneticileriyle birlikte biz de BRTV olarak orada oluruz.
güzel bir gece yaparız inşallah. Çünkü sizler bizim kanlarımız, canlarımız, Avrupa'daki hemşehrilerimizsiniz. Biz Beretev olarak zaten sürekli bir gönül bağı içindeyiz. Çok güzel bir gece olur inşallah. Hoş geldin tekrar, şeref verdin. Bu arada az önce yeni Karabük valimiz Mustafa Yavuz valimizle de görüştünüz. Almanya'daki geceye de şimdiden davet ettiniz. Nasıl bir enerji aldın Sayın Valimizden? Valla valim enerjisini yüklü dolu olarak geliyor buraya. Yani tanışacağız ama telefonda da çok iyimser, güzel bir şey verdi bize, sinerji verdi. Evet. İnşallah Karabük'ümüze, Karabük'le beraber, Avrupa'daki gurbetçilerimizle beraber, hep beraber güzel şeylere imza atar diyorum yani. Ben de Sayın Valimizle sabahtan uzunca sayılabilecek bir görüşme yaptım. Çok pozitif enerji aldım. Karabük için inşallah hayırlı olur diye düşünüyorum. İnşallah. Karabük'te zaten yeni bir dönem başlıyor, evet. İnşallah. 10 Ağustos Yalçın Başkanımızın da bugün doğum günü. Doğum gününde de birlikte olmuş olduk. Doğum gününü kutluyorum sevgili başkan. Ailenle birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Mehmet Bey çok incesiniz. İnanın yani ben şu anda ne kadar çok sevindirdiniz beni bilemezsiniz. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde KOSGEB'ten aldığı hibe destekle ev yemekleri satılan dükkan açan Nergis Kılınç Aslan, 4 kadına da gelir kapısı oluşturdu. Evli ve bir çocuk annesi 35 yaşındaki Kılınç Aslan, yaklaşık 5 yıl önce el yatkınlığı olduğunu düşündüğü yemek yapımını işe dönüştürerek aile bütçesine destek olmak amacıyla KOSGEB'e başvurdu. Aldığı 50 bin lira hibe destekle küçük bir iş yeri açan Kılınç Aslan, burada poğaça, börek ve yöreye özgü cevizli kömeç gibi ürünler hazırlayarak satışa sundu. Gelen talep doğrultusunda işletmesinin kapasitesini artıran ve elimizden gelen lezzetler sloganıyla hazırlanan birbirinden lezzetli yemekleri Hanımeli Ev Yemekleri isimli dükkanında müşterilerine sunan Kılıç Aslan, 4 kadına da iş imkanı sağladı. Girişimcilik cesareti gösteren Kılıç Aslan, kendi ayakları üzerinde durmak isteyen kadınlara da örnek oluyor. 2019 yılında biz KOSGEB desteğiyle açmıştık. Sonra daha küçük bir dükkanım vardı benim. Tabii o zaman bu kadar yemek çeşitimiz falan yoktu. Sonrasında talep doğrultusunda hani yer de küçük gelmeye başladığından biraz daha büyük yer istemiştik. Sonrasında buraya geçtik. Bayanlarla başladık zaten biz bu işe. Bayanlarla da devam etmeyi tabii ki düşünüyoruz. Tabii ki talep doğrultusunda kişi sayısını artırmayı da isteriz. Ya tabii ki bayanların olması her şeyden önce insanlara bir güven veriyor. Tabii ki olumlu tepkiler alıyoruz biz. Bayan olunca insanlar zaten güven temsil ediyoruz yani biz onların karşısında. Böyle de olunca da ya bize de bir özgüven, daha da özgüven geliyor. Ya bayan olarak çalışmak da ayrı bir tabii ki güven. Bu şekilde mutlu bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz yani. Biliyoruz ki kadın toplumun temel yapı taşı. Hani kadın olmazsa hiçbir şey olmaz ki kadının yapamayacağı hiçbir iş yok. Yani günümüzdeki kadınların özellikle yani yapamayacağı hiçbir şey yok. Biz de bu şekilde örnek olmak için uğraşıyoruz aslında. Daha da ileri getirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Düzce'de yaşayan 65 yaşındaki emekli marangoz Erol Badanoz, yaklaşık 200 yıllık Akçakoca evlerini tarihi dokusuna uygun yaptığı maketlerde yaşatıyor. Selçuklu ve Osman dönemi mimarisinin örneklerini yer aldığı Akçakoca'nın eski yerleşim yerlerinden yukarı mahallede 160 tarihi ev sit alanı olarak koruma altında bulunuyor. Bir kısmı restore edilen sivil mimari örneği 150-200 yıllık geçmişe sahip evleriyle mahalle adeta açık hava müzesini andırıyor. Bu evlerden birinde doğup büyüyen Badanoz, 2015 yılında marangozluk mesleğinden emekli olduktan bir süre sonra tarihi evlerin maketini yapmaya karar verdi. Hobi amaçlı başladığı uğraşı için atölyesindeki tezgahın başına geçen Badanoz, bu zamana kadar yapımı yaklaşık 20 gün süren 80'in üzerinde maket yaptı. Badanoz'un evlerin tarihi dokusuna uygun hazırladığı maketler sergilerde izlenime sunularak ilçenin tanıtımına katkıda bulunuluyor. Daha önce baba mesleği olan marangozluktan başladım. Daha sonra mobilyaya geçtim. Mobilyadan sonra
belli bir zaman mobilyacılık yaptım. Ondan sonra babam mesleği olduğu için tekrar ahşap işlerine geriye döndüm. Ve o sırada emekli olunca da maket işleriyle uğraşmaya başladım. Ve yapmaya başladım. Şu anda işte Akçakoca'mızın tarihi evleri, eski evleri daha doğrusu. Onların maketlerini yapmaya başladım. Ağacın içine büyüdüm, ahşabın içine büyüdüm daha doğrusu. Babam marangoz. İşte babadan oğula geçti. Ben de devam ettirdim. Tabii ondan sonra emekli olunca biz hobi işlerine başladık. Daha doğrusu ondan sonra bizim mahalle pazarımız kuruldu. Kurduk daha doğrusu yani. Onu da kurunca artık bizim maket işleri biraz daha hızlandı. Ama şu anda maket işi biraz daha yavaşladı diyelim. Daha doğrusu hobi işlerini çevirdik. Daha el sanatları, daha büyük sanatlarda. Onlarla uğraşıyoruz şu anda. Samsun'un Çarşamba Ovası'nda yetiştirilen Süheyla kabuğunda hasat dönemi başladı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaz aylarında hasadı yapılan kendine has dokusu, kokusu ve tadı bulunan Süheyla kavunu üreticiler tarafından hasat edilmeye başlandı. Çarşamba ilçesi Sahil Mahallesi'nde kavun yetiştiriciliği yapan İbrahim Orduluoğlu, bölgeye has yetiştirilen Süheyla kavununu anlattı. Süheyla kavun bizim bir yöremize has bir kavun. Çok uzun ömürlü değil ama tadı çok güzeldir. Dolapta bir hafta 10 gün saklayabiliyorsun. Dışarıda 3 günde tüketmen gerekiyor. 3-4 günde tüketmen gerekiyor. Çok yumuşak bir dokusu olduğu için çok tatlı, lezzetli bir kavun. Ondan dolayı bizim buraya, yani bu yöreye has. Başka yerde zaten onu fazla yetiştirmiyorlar. Yani buraya özel bir kavun. Kavun fiyatları şu an 9 lira, 10 lira, 11 lira. Kavunun şekline göre değişiyor. 14 dönüm bahçenin komplesi. Tarla yılda 40 tona yakın verir. Bu sene yağmur, yağış olduğu için hasat düşük oldu biraz. İşte 25-30 ton civarında. Geçen seneye nazaran biraz hasatımız düşük. Kavunu buraya bir seneyle yapıyorsun. İkinci sene kavun tekrar yapamıyorsun. Kavun verimli olmuyor. Bunun yerine biber, sebze, patlıcan, o şekilde domates değiştirebiliyorsun. Her yıl ayrı ayrı yerlere yapmak zorundasın kavunu. Samsun Büyükşehir Belediyesi atölyelerinde kadınlar tarafından kenevir ipinden birçok ürün üretiliyor. Üretilen farklı çeşitteki ürünler yoğun ilgi görürken atölyelerde genç yaşlardaki kişilere de istihdam imkanı sağlanıyor. Belediye bünyesinde 3 yıl önce kurulan Kenevir ve İpek El Dokuma Atölyesi'nde belirli eğitimden geçen çalışanlar kenevir ipinden birbirinden farklı ürünler üretiyor. Kimyasal kullanılmayan ve tamamı kenevirden olan masa örtüleri, şallar, çantalar, çarşaf takımları, erkek ve kadın kıyafetleri gibi malzemeler maharetli kadınların elinden çıkıyor. Genç bir ekipten oluşan çalışanlar üretimi yaptıkları ürünleri sosyal medya ve mağazalarda satışa çıkartıyor. Atölye sorumlusu Şermin Erdem, kumaşla oluşabilecek her şeyi üretmeye, şekillendirmeye çalışıyoruz dedi. Gençlerimizin böyle Osmanlılardan gelen bir dokuma sanatını gelecek nesillere aktarmak için üstlendikleri bir görev var. Bu görevin içerisinde de doğal kumaşları üretmek, beden dostu olan kumaşları üretmek, hiçbir kimyasala tabi tutulmayan kumaşları üretmek hedefimiz. İnsanlarımıza bunları tanıtmak. Burada aslında çiftten tezgahlardan oluşan kumaşlar üretiyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyacına göre şekillendirmelerini istiyoruz. Aynı zamanda biz neler yapılabilir noktasında biz de burada bay bayan kıyafetleri, çocuk kıyafetleri, nevresimler, mutfak takımları, salon takımları, masa örtüler, peşkirler, peştemaller, şallar, broşlar, çantalar, otantik perdeler, bu tür ürünleri üretiyoruz. Daha doğrusu kumaşla oluşabilecek her şeyi üretmeye çalışıyoruz. Şekillendirmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Kumaşımızı tezgahta üretip çıktıktan sonra şekillendirmeye çalışıyoruz. Memnunuz. Şu an işimizi de severek yapıyoruz. Özel dokunma kumaşları üretiyoruz. %100 doğal.
Geleneksel el sanatlarını bu nesilden gelecek nesillere aktarmak için bu atölyede çalışıyoruz. Burada çok güzel bir ortam var. Çok neşeli bir şekilde çalışıyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Biz de böyle bir imkan tanıdığı için. Biz atölye kısmında dokunan kumaşları daha sonradan şekillendiriyoruz. Bu kumaşlardan salon takımları, bay bayan kıyafetleri, çocuk kıyafetleri, çantalar, şallar, askılar, salon takımları. Sevgili izleyenler, şimdi sırada BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Kaya'nın Karabük Üniversitesi'nde Yeni Dönem başlıklı köşe yazısını sesli ve görsel efektlerle ekranlarınıza getiriyoruz. İyi seyirler dileriz. Karabük Üniversitesi'nde Yeni Dönem. Karabük Üniversitesi'nde yeni bir dönem başladı. İki dönem rektörlük makamında bulunan Profesör Doktor Refik Polat'ın görev süresinin dolmasının ardından Profesör Doktor Fatih Kırışık rektör olarak atandı. Bugün Genel Müdürümüz Zafer Acar'la birlikte Karabük Üniversitemizin yeni rektörü Profesör Doktor Fatih Kırışık'ı ziyaret ettik. Uzun bir süre çok detaylı sohbetimiz oldu. 28 yıllık geçmişi olan ve son 10 yıldan bu yana uydu yayıncılığıyla Batı Karadeniz bölgemizin tek TürkSat uydu kanalı olma özelliği taşıyan BRTV'ye anlattık. Karabük Üniversitesi'nin rahmetli kurucu rektörümüz Profesör Doktor Burhanettin Uysal döneminde başta Kardemir olmak üzere Karabük'teki sanayiciler, iş dünyası, Karabük basını ve Karabük halkıyla son derece barışık ve uyum içinde olduğunu, ancak son yıllarda üniversitemizin Karabük halkından kopuk bir görünüm sergilediğini dile getirdik. Karabük Üniversitemizin yeni rektörü Profesör Doktor Fatih Kırışık'la yaklaşık bir saat süren görüşmemizde kendilerinin karşısındaki can kulağıyla dinlediğini, önerilere açık olduğu ve Karabük halkı ile en kısa zamanda üniversitemizi bütünleştirme arzusu içinde olduğunu çok büyük memnunlukla gözlemledik. Uzun yılların bazı alışkanlıklarını bir anda silmek, yok etmek elbette zor. Ancak gözlemleyebildiğimiz kadarıyla çok süratli biçimde üniversiteyi Karabük halkından koparan yönetim anlayışı sona erecek. Karabük'ün çok önemli değerlerinden ve markalarından biri olan Karabük Üniversitemiz, yeniden her Karabüklünün gurur duyacağı bir üniversite haline gelecek. Görüşme sırasında uluslararası öğrenciler konusunda da yeni rektörümüzün sayıdan çok nitelikli öğrenciye ağırlık vereceğini belirtmesi bizi ayrıca mutlu etti. Görüşme öncesinde Karabük'teki arıcılarımızın üniversitemiz bünyesinde arıcılık yüksekokulu açılması ile ilgili önerisini kendilerine ilettik. Bölgemizin ıhlamur ormanları ile kaplı olduğunu, yılda 180 ila 200 ton bal üretildiğini belirterek bu bölgelerde sadece Düzce'de benzeri bir okul olduğunu, Karabük'te de açılmasının faydalı olabileceğini dile getirdiğimizde yardımcılarına ve ilgililere 2 yıllık bir arıcılık yüksekokulu ile ilgili araştırma yapalım dedi. Görüşmede rektör yardımcısı Profesör Doktor Hasan Solmaz'la Genel Sekreter Lütfü Köm de hazır bulundu. Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ile yeni rektörümüzün bizzat ilgilendiğini, hastanenin Karabük halkına daha verimli hizmet verebilmesi için çaba harcayacaklarını belirtmesi de son derece önemliydi. Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki Karabüklülerden Zonguldak, Bartın ve Batı Karadenizli hemşehrilerimizin kulaklarını çınlattık. Onların 60 yıl önce iş, aş için Avrupa'ya gittiklerini, günümüzde artık 4. neslinin Avrupa'da olduğunu ve birçoğunun Batı Avrupalı Türkler olarak Avrupa'da yerleşik düzene geçtiklerini konuştuk. Bizim daha önceki yıllarda da hayalimiz olan Zonguldak, Karabük ve Bartın üniversitelerimizin ilgili bölümlerinin Avrupa'daki bölge insanlarımızla ilgili sosyolojik bir araştırmayı birlikte yapmaları önerimizi dile getirdik. İlk fırsatta Almanya'daki Karabüklüleri ziyaret etme konusunda da sohbetimiz oldu. Görüşmenin sonunda Karabük içindeki ve yurt içi, yurt dışındaki hemşehrilerimize kısa bir haber niteliğinde çekim yapma isteğimize de Sayın Rektörümüz olumlu baktı. Haber bültenimiz için ziyaretimizle ilgili bir çekim gerçekleştirdik. Ayrılmadan önce ayak üzeri bir süre daha görüştük. Karabük basınındaki tüm arkadaşlarımız için üniversitemizin her birimizin göz bebeği kadar önemli olduğunu, rahmetli Profesör Doktor Burhanettin Uysal döneminde üniversite rektörü ve yönetimiyle basınımızın çok yakın ilişkiler içinde olduğunu, sık sık bir araya gelindiğini ve Karabük basınının o günleri özlediğini belirttik.
Kısa bir süre içinde Sayın Rektörümüzün Karabük basınıyla bir araya gelmesinde çok büyük fayda olacağı önerisinde bulunduk. Bu önerimize de çok sıcak baktı. Görüşmenin ardından Genel Müdürümüz Zafer Acar ile yaptığımız değerlendirmede Karabük Üniversitesi'ne yeni bir döneme girildiğini, yeni rektörümüzün uzun süredir Karabüklülerden kopuk olan üniversitemizi en kısa sürede Karabük halkıyla yeniden bütünleştireceği izlenimi edindiğimizi düşündük. Özellikle Zafer Acar hislerine yanılmaz. Benim de izlenimim ve gözlemim bu yönde. Bu dileklerle Karabük Üniversitemizin yeni rektörü Profesör Doktor Fatih Kırışık'a hayırlı olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz. Dileriz rahmetli Profesör Doktor Buhadettin Uysal gibi Karabük halkının gönlünde tat kurar. Son dönemlerde hep Karabük direktör isteği dillendirildi. Hatta bu konuda siyasi bir takım söylemlerde de bulunuldu. Fatih hocamız umar ve dileriz her Karabüklünün gönlünde Fahri Karabüklü olarak yer alır ve görev süreleri dolduğunda ardından çok güzel sözlerle anılır.